bombalar tutsun, bakarız yanına birini veririz vermeyiz. Koskoca bir Adalet Bakanı şantajla mı yasa belirliyor? Öcalan için bombaları bırakın derse düşünürüz diyen Adalet Bakanı'na MHP'liler Van'dan cevap verdi. Yerel seçim öncesi Güneydoğu turuna çıkan MHP'liler gezinin ilk duraklarında Öcalan ve İmralı'nın lafını bile etmedi. Hatta MHP'nin tavrı devam eden süreci aksatmama çabası olarak yorumlandı. Ama Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in bugünkü sözleri üzerine MHP'nin de tavrı değişti. Erciş'te kürsüye çıkan genel başkan yardımcısı Emine Ayna, konuşmasının ağırlıklı bölümünü bu konuya ayırdı. Öcalan'dan sayın diye söz etti. Diğer cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler hangi haklara sahipse İmralı cezaevinde bulunan sayın Öcalan da aynı haklara sahip olmalıdır. Siz neyin şantajını yapıyorsunuz? Nedir bu? Bu hangi mantıktır? Siz koskoca bir Adalet Bakanı şantajla mı yasa belirliyor? Yasaları şantajla mı uyguluyorsunuz? Emine Ayna, İmralı'nın hiç de sıradan olmayan mahkumu için diğer hükümlülere tanınan hakların tanınmasını istedi. Adalet Bakanı'nı şantaj yapmakla suçladı. Hukuk karşısında kimseyi